Şimdi bu bölgelerde tabii ki terör, asker, sivil demeden insanları katletti. Birçok çocuğu yetim bıraktı. Birçok hanımefendiyi dul bıraktı. Birçok aileyi çocuksuz bıraktı. Yani buralarda adeta insanlara kan kusturdu. İnsanları haraca bağladı. Yani elinden gelebilecek olan en kötü faaliyeti dahi gösterdi. Fakat şu anda çok şükür bölgede huzur var, bölgede hayat var, bölgede yaşam var. İnsanlar artık eskisi gibi yaylalarına gidebiliyor, hayvancılık yapabiliyor, özgürce yaşayabiliyor. Fakat şu anda biz burayı seyir tepesine çıkarıyoruz ve insanlar burada artık nefes alacak, huzur bulacak diye düşünüyorum. Bu vesileyle bize bu huzur ortamını sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza ve güvenlik güçlerimize bu vesileyle şükranlarımı söylüyorum ilçemin halkı adına. Gerçekten şu anda terörün izleri kalmadı. Rabbim inşallah bu güzel ülkemizin huzurunu ve güzelliğini bozmasın, her daim kurusun inşallah. Rabbim inşallah üstümüzde bayrağımızı, kulaklarımızda da ezanın sesini eksik etmesin. Diyoruz ki Şemdilli iman ile vatan sevgisinin birleştiği noktadır ve bu hep böyle kalacak. Çünkü Şemdilli halkı vefakardır, ülkesine ve vatanına karşı sadakatini her fırsatta göstermiştir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Millet yaylalardan kesildi, koyunları hepsini sattılar. Çok insanlar yerden oldular, zarar ettiler. Bu 2-3-4 senedir millet rahat olmuş. Millet yaylalara çıkıyor. Herkes koyun. Bir köyde belki 100 koyun olmayan şu anda 1 koyun vardır. Millet şu anda çok rahat rahat içmiyor. Bütün askerler, her yerde askerler. Bizde şu anda da her şeyimiz normaldir.